Evet, transformation of functions, yani fonksiyonların dönüşümlerinden bahsediyorduk. Bir önceki derste translation'dan bahsettik. Nasıl yukarıya, aşağıya, sağa, sola hareket ettiğinden bahsettik. Bu derste de reflection, yani yansımalardan bahsedeceğiz. Yani bir function içine ya da fonksiyonun içine ya da dışına negatif sign koyarsak, negatif işareti koyarsak nasıl sonuçlar vereceğini inceleyeceğiz. Bunun için yine quadratic functions'ımız y equals x square'ı kullanacağız. Şimdi original function'ımız y equals x square. Bunun grafının kolları yukarıya doğru açık U shape, yani U şeklinde bir function olduğunu biliyoruz. Çünkü y equals x square is parent function, right? Ebeveyn fonksiyonları biliyoruz. İsmini de yazalım buraya. Quadratic function. Peki biz bu fonksiyonun başına, yani dış tarafına negatif getirirsek, yani y equals negatif x square olursa bize nasıl bir sonuç verecek? Demiş ki reflection over x axis. Yani şu x aksiste flip yaptığımızı, böyle döndürdüğümüzü düşüneceğiz. Aynadaki yansıması gibi. İşte burada görüldüğü gibi mavi graph reflection of the quadratic function. Peki bu negatif işaretini içeriye koyarsak, yani x gördüğümüz yere negatif x koyarsak, bu sefer de ne olacak? y equals negatif x square, ama parantez içinde. Bunun grafiği de reflection over y axis dediği için, yani original function'ımızı eğer y axis'te reflection yaparsak, yani ne olur? Kendisi olur yine. İşte şurada green, yeşil function bizim original function'ımızın reflected over y axis. Çünkü y axis'te olduğu için yine aynısı oluyor. Değişiklik olmuyor. Bir de hem function'ın dışına hem de içine negatif koyarsak, bu sefer de reflection over origin diyor. Bu da yine bize reflection over x axis gibi aynı sonucu veriyor. Şöyle yazımızı alalım. Yani y equals negatif negatif x square dersek sonuç yine mavi fonksiyonumuzla aynısı oldu. Şurada orange function gördüğünüz gibi. Şimdi bu quadratic function olduğu için belki şu dört tane reflection'ı anlayamıyoruz. Çünkü bazıları kendisinin aynısı oluyor. Belki başka fonksiyonlarda daha net görebiliriz sonucu. Ama bilmemiz gereken şey şu: eğer fonksiyonun başına negatif koyuyorsak reflection over x axis, içine negatif sign'ı koyuyorsak reflection over y axis oluyor. İkisini birden yapıyorsak da orijinde reflection oluyor. Şimdilik böyle bitirelim. Başka fonksiyonlarda belki detayı daha iyi görürüz.